PKK'ya, FETÖ'ye ve özellikle yabancı basının Türkiye üzerinde İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı, konuştuğu meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu? Yani ne olabilir ki? Gelin Türkiye'yi hep beraber yönetelim ya. CHP sürekli inkar etti. Ancak 31 Mart seçimleri öncesi kurulan o ittifakın belgeleri ortaya çıktı. Star gazetesinin özel haberiyle iki parti arasındaki kadro paylaşımı deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 30 Mart 2019'da eylem hazırlığında oldukları istihbaratı üzerine 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 87'si yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında HDP Bahçeli Evler Belediye Meclis Üyesi adayı Gökhan Özer de vardı. 10.02.2018 Selahattin Demirtaş. Daha önce örgüt propagandası yapmaktan yargılanan Özer'in ikametgahında ittifakın belgeleri ele geçirildi. Belgelerin kendisine ait olduğunu kabul eden HDP'li Gökhan Özer, o belgelerin seçim öncesi HDP İstanbul İl toplantılarında alınan kararlar olduğunu belirtti. Herhangi bir parti organında görev almayı... Belgelere göre CHP'nin HDP'ye 9 ilçede başkan yardımcılığı, 3 ilçede yönetim ortaklığı, 70 meclis üyeliği ve kadro sözü verdiği anlaşıldı. Efendim şununla ittifak yaptınız, bununla ittifak yaptınız. Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz. Ele geçirilen notlarda CHP'nin HDP'den gelen talepleri kabul ettiği ve bir an önce isim göndermesini istediği de görülüyor. 12 Şubat 2019 tarihli bir notta ise CHP'nin Ankara Belediye Başkan Yardımcılığı için HDP'den bir kadın yönetici istediği tespit edildi. Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir.